Merhaba Tinlex Ailesi'nin tatlış pandası yeni videomuza hoş geldin. Bugün seninle geometri nasıl yapılır konusunu konuşmaya çalışacağım. Bu konuyla ilgili sorular sordunuz ve ben de cevaplamak istiyorum. Arkadaşlar geometri kesinlikle yapılamayacak bir şey değil. Öncelikle şu ön yargınızdan kurtulun. DGS'de bile geometri yapmaya çalışan sayısı o kadar çok düşüyor ki hayret edersiniz. Niye böyle bir önyargınız var bilmiyorum ancak geometri zor değil arkadaşlar. Sıkıntı şurada siz çok erkenden geometri çalışmaya başlıyorsunuz. Bir insan bence geometri çalışmadan önce biraz matematiği olması lazım. Örneğin şöyle bir problemler konusuna kadar olan kısmı bitirmeli. Ben mesela koçluk yaptığım öğrencilere önce cebir kısmını bitirtiyor, problemler kısmını bitirtiyor. Ardından geometriye sıfırdan başlatıyorum. Eğer geometriniz aşırı sıfırsa ve bebek adımlarıyla başlamak istiyorsanız da aktif geometri kitabını öneriyorum. Ve bu kitaptan sıfırdan geometri başlayabileceğinizi düşünüyorum. Tabi problemleri bitirdikten sonra yine söyleyeceğim matematikte bir temel edinin. Sonra bu kitabı alın. Geometri hocası olarak da Nurtaç Hoca. Nurtaç Hoca'yı öneriyorum. Neşeli bir anlatım var. Hoşuma gidiyor. Kenan Kara'yı öneririm. Çok detaylı ama çok iyi öğretiyor. Tonguç Akademi'nin geometri videoları kısa. Çok detaylı değil Ama güzel. EIS yayınlarının DAF kitabı üzerine anlattığı geometri çok güzel EIS yayınlarının kanalını da öneriyorum. Bu geometri kanallarına bakabilirsin ve bunları izleyip kendin de faydalanabilirsin sevgili panda. Bu kanallardan konu konu videoları izlerken bir yandan da aktif geometri kitabından çözümlerini gerçekleştirebilirsin. Eğer aktif geometri benim için çok kolay olacak dersen ki kolay bir kitap gerçekten geometri adına yani bebek adımlarıyla başlatıyor. Yani çoğunuzun yapabileceğini düşünüyorum. Benim pandamsınız sonuçta. Yapabilirsiniz. Ancak birazcık temelim var, birazcık daha iyiyim ama yine de temelden başlamak istiyorum diyorsanız da çok beğendiğim ve her koçluk yaptığım öğrenci önerdiğim Karekök Geometri sıfır kitabını kesinlikle öneririm sevgili pandalar. Bu da çok işinize yarayacak güzel bir kitaptır. Bu iki kitabı bitirdikten sonra zaten DGS'de 3 5, TET'de ve 2-5 arası net yapabilecek kıvama gelirsiniz diye tahmin ediyorum. E, de gene 3-5 arası. Aleste de gene 3-5 arası diyelim. Bu iki kitabı bitiren gerçekten de güzel bir geometriye sahip olur. Peki bu iki kitabı bitirdik. Biraz daha geometri istiyorsak ne yapabiliriz? Birey B geometri kitabını alabiliriz. Çok iyi izdir. Acil geometri alabiliriz. Ve zaten bundan sonra hani geometri için çok fazla bir şey gerek yok. Hani gene istiyorsan bir kaynak daha çözebilirsin ama zaten hedefin full değilse bu, bu birkaç kaynak sana yeter ve sen zaten geometri nasıl yapılır videosu izliyorsun. Geometri nasıl fullenir değil. O başka bir videonun konusu. Yine öyle bir video isterseniz onu da çekerim. Ama şu anda temeli kötü olan geometriye sıfırdan başlamak ve yapmak isteyen pandalara taktik veriyorum. O da dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Problemleri bitirin. Aktif geometriye başlayın çok kötüyseniz biraz iyiseniz. Karekök geometri sıfırla başlayın. Düzenli çalışın sakın korkmayın. Ben geometriyi aylarca yapamadım. Sonra birden yapmaya başladım. DGS'de sayısalda da 299. olduğum sene bir yanlış yaptım. O da katı cisimdi. DGS'de 915. olduğum sene yani bu geçtiğimiz sene de bir tane boşum var. O da yine katı cisim lanet olsun ama inşallah bu sene hiç kaçırmayacağım. Diye ümit ediyorum. Özellikle katı cisme çok çalıştım. Ama siz eğer geometri yapabilir hale gelmek istiyorsanız, benim gibi yakın yapmak istiyorsanız veya ne zaman yapabilmek istiyorsanız bir kere kendinize inanacaksınız. Çünkü bir yerden sonra oluyor. Hani bu görme olayı diyorlar. Ben çok inanmıyorum buna ama hakikaten belli bir mantığı var. Bir yerden sonra oturuyor. Bunun için öncelikle çok soru çözüm videoları izlemeli. Aslında çok konu anlatımı izlemeli. Ardından birkaç tane de soru çözüm videolarıyla bunu desteklemeli ve düzenli bir şekilde geometriye önem vermelisiniz arkadaşlar. Geometriye yeterli önemi verirseniz kesinlikle yapabilirsiniz. Matematik de aynı şekildedir. Sakın korkmayın. Umarım bu tavsiyem hoşunuza gitmiştir. Bu tarz tavsiyelerden daha fazla faydalanmak ve dünyaya artı bir panda daha olduğunu göstermek ve beni mutlu etmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Çünkü ben her abonemiz arttığında dünyaya bir panda daha gelmiş gibi mutlu oluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere tatlış panda. Kendine iyi bak. Hoşçakal.